ben geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle beraber çok tatlı bir hırka yapmayı deneyeceğiz. Aslına bakarsanız katıl videom yine gecikti. Çünkü şöyle bir şeye karar verdim. Katıl videolarımda böyle daha güzel, daha şık tarifler paylaşmak istiyorum. Ama ben tarifi sıfırdan kendim yaptığım için hayal ettiğim şeyi yapmak da hemen öyle pıt diye olmuyor. O yüzden ara ara katıl videolarımda gecikme olabileceğinin haberini vermek istiyorum buradan öncelikle. Mutlaka gelecek. Hep pazar günü gelecek ama bir pazar gelebilir, bir pazar gelmeyebilir. Böyle şeyler olabilir. Ama mesela bu hırka bence çok tatlı olacak. O yüzden bunu takmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü haftada bir katıl videosu ve katıl videosuna ben tarif hazırlamak istiyorum. Haftada bir hazırlayacağım tarifler çok basit, klasik tarifler olacak. Yani böyle çok kolay, üstün körü. Öyle videolar da paylaşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden şimdi bu hafta katıl videom gecikecek siz bu videoyu izlerken. Ben muhtemelen katıl videosuna editliyor falan olacağım. Şimdi elimde benim şöyle çok tatlı dev iki tane yumağım vardı. Ben geçen senelerde hep sizin kazaklar, hırkalar vesaire paylaştım ama bunları hep çok kalın ipliklerle yapmışım. Ve her zaman çok kalın şeyler giymek istemeyebiliriz. Daha elegant, daha kibar, daha seksi, ne bileyim, daha böyle pahalı duran, daha ince yapılı kazaklar, hırkalar da giymek isteyebiliriz diye düşünüyorum. Şahsen benim hiç öyle kazağım, hırkam yok. Tamamen benim için ihtiyaçtan doğan bir düşünce oldu. Sonra elimde şöyle iki tane ponçik dev yumağım vardı. Bakın iki tane. Bunlar 150 gram. Yani toplamda 300 gram ipim var. Ve şöyle tüylü tüylü çok tatlı bir dokusu var. Ben de bundan bir hırka yapmak istedim. 5 milimle öreceğim. Aslında çok fazla bana 5 milimi seçmemin sebebi de çok fazla bana 5 milimle ben hırka öreceğim. Kaç ilmek başlamalıyım falan gibi çok fazla soru geliyordu. Tabii ki bu mümkün olmuyor. Çoğunuz bilmiyorsunuz ama ben bir tarif paylaştığımda hangi malzemeyi kullandıysam ona göre tarifi hazırlıyorum. Yani siz tutup bana ben daha ince ip kullanacağım, ben daha ince şiş kullanacağım, nasıl, kaç ilmek başlamalıyım falan gibi sorular sorduğunuzda bunun cevabı bende yok maalesef. Çünkü bana bazen Google muamelesi yapıyorsunuz. Gerçekten bana olan güveniniz için teşekkür ederim ama ben sadece örgü örmeyi seven biriyim ve hayal ettiğim şeyi yapıyorum, söküyorum, bazen yapıyorum, söküyorum falan gibi öyle ortaya çıkıyor. Yani öyle ezbere bir kural yok açıkçası. Tamamen şu an bugüne kadar olan tecrübelerimden ortaya çıkan bir şey. Şimdi de 5 milim çok istendiği için bunun etiketinde de 5 milim kullan yazıyordu. O yüzden ben de şöyle tatlış bir hırka başladım. Şu tarafı da düzü. Böyle. Şu ön kısım lastik olacak. Aslında lastik şu enseden başlayıp böyle öne doğru gelecek ve yine V yaka olmasını istiyorum. Bu ipi de dokusunu falan çok beğendim. Yıkanınca ne duruma gelir falan bunu hiç bilmiyorum. Onu deneyeceğiz ama bu ip de dokusunu gerçekten beğendim. Sadece tek istediğim bunun tek renk olanları da keşke olsaydı. Yani herkes Ebru Lip sevmek zorunda değil. Rengi çok güzel. Çok da beğendim. Bununla ilgili bir sorunum yok ama mesela bunun tatlı bir turuncusu, güzel bir bej rengi, ne bileyim pembesi, yeşili, sarısı, kırmızısı, anlatabiliyor muyum? Siyahı. Böyle tek renk aynı dokuda sadece tek renk olanlarını da yapsalardı isterdim açıkçası. Şimdi hırkayı gösterecek olursam daha ortada pek bir şey yok ama şu şekilde şöyle yakasını bence oturttum gibi görünüyor şu an için. O yüzden kaç günde bitireceğim, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bugün yürüyüşe de gitmedim. O yüzden yürüyüşe gitmememin şeyini bundan çıkarmam lazım. Bugün bunu birazcık büyütürüm diye düşünüyorum. Çok hızlı da büyüyor. Örmesi de zevkli bir ip. Konuşurken bir ilmeği kaçırmışım. Gerçekten örmesi zevkli bir ip. O konuda beğendim. Sadece tek rengi de olsun isterdim. Bir de bunu örerken şeyle ilgili cevaplar vereyim. Instagram'da çok fazla ketojenik beslenmemle ilgili sorular soruyorsunuz. Ketojenik beslenme diyorum bakın. Diyet değil. Çoğunuz diyet zannetmiş. Ketojenik diyet diye bir şey yok. Ketojenik beslenme var. Yağ ve protein ağırlıklı besleniyorsunuz. Böylece vücudunuz yeni ketonlar üretiyor. Yani sizin ihtiyacınız olan enerjiyi karbonhidrattan değil aldığınız yağlardan karşılamaya başlıyor. Böyle olduğunda da kilo veriyorsunuz doğal olarak. Yani olay bu aslına bakarsanız. Yani ben aslında bundan sonra hep
ketojenik beslenme uygulayacağım hayatımda. Çünkü çok fazla kişi sormuş ne kaç gün yapacaksınız falan diye. Kaç gün diye bir şey yok. Bundan sonra hayatım böyle. Hatta az önce denemek için bir kare bitter çikolata yedim. Normalde ben regl dönemindeyim şu anda. Regl döneminde çok fazla şeker krizine, tatlı krizine girerdim. Bu sefer hiç girmedim. Umurumda bile olmadı. Canım bile çekmedi. Az önce hani aralıklı oruç da yapıyorum aynı zamanda. Günde bir öğün besleniyorum. Dedim ki bir çikolata yiyip deneyeyim ya, bakalım hani nasıl hissedeceğim. Çünkü 3. haftamdayım. Hatta 3. haftam bitti ve hiç yemedim. Nasıl hissedeceğim bir deneyeyim dedim. Hiç güzel hissetmedim. Yani hiç beğenmedim. Resmen şekerden tiksiniyorum. Hani bu demek değil ki hiç mi yemeyeceğim. Tabii ki yani ne bileyim bir yere giderim. Denk gelir. Bir misafirlik bir şey olur. Eğer canım çekerse atıyorum güzel bir börek bulursam bir parça yerim yani. O sorun değil ama hayat rutinimde karbonhidratlar olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Asla katı bir kural yok. Hani demiyorum ki bundan sonra hayatım boyunca ağzıma koymayacağım değil. Ama günlük hayatımda ağzıma koymuyorum. Eksikliğini hissediyor muyum? Hayır. Daha çok su içiyorum. Sebze çok fazla yemeye çalışıyorum. Çünkü lif ihtiyacı vesaire için. Ama gerçekten de hiç öyle enerji düşüklüğüdür, bir şeydir hissetmedim. En önemlisi de migrenim hiç tutmadı. 3 haftadır migrenim bana uğramadı. Demek ki gerçekten beslenme şekli migreni etkiliyormuş. Çünkü normalde ben biraz sinirleneyim, acıkayım, uykusuz kalayım. Herhangi bir şey ya, en ufak bir bahane benim migrenim anında gelirdi. Gelmedi. Yani bu migren botoksu yaptırmayı düşünüyordum. O kadar, o hadde gelmiştim artık. Yani düşünün. Gün aşırı migrenimin tutmasından gerçekten böyle sıkılmıştım. Bir de şu tepkiden de çok sıkılıyorum. Mesela migrenim tuttu dediğimde artık hani insanlar ne bileyim böyle yine mi migrenim falan dediklerinde böyle nasıl diyeyim, böyle beynime sinir toplanıyor, anlatabiliyor muyum? Böyle sigortalarım atıyor. Yine mi migren ne demek yani? Tuttu yani, ne yapabilirim? Sanki ben çok meraklıyım başımın ağrımasını. Gerçekten migren olanlara şunu demeyin ya. Yine mi migren? Yine mi migren demeyin yani. İnanın güzel bir şey değil. Gerçekten değil. Kimse de migreni tutsun falan istemez. Öyle yani, migrenimin tutmaması bile karbonhidrat yemememem için bana büyük bir enerji sağlıyor. Spor oranımı artırdım. Çok daha fazla spor yapıyorum. Her gün yürüyüş yapıyorum. Bugün yapmadım ama genelde her gün yürüyüş yapıyorum. Netflix üyeliğimi bile iptal ettim ya. Kaç aydır hem de. Bayağı 6 aydır falan Netflix üyeliğim yok diyebilirim. Bu diğerlerinden de yok yani. Bazen YouTube'da sevdiğim birkaç videoyu izlersem izliyorum. Onun haricinde hiçbir şekilde izlemiyorum. Filmdir, dizidir vesaire, bunları izlemiyorum. Ama mesela kitap dinlemeyi çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Mesela şu an okuduğum bir kitap var. Sabah akşam birer saat, yarım saat artık canım ne kadar isterse biraz okuyorum. Örgü örerken de genelde bu şekilde, video çekmiyorsam eğer kitap dinliyorum. Veya yürüyüş yaparken de mesela kitap dinlemeyi seviyorum. Çünkü başka bir şey yaparken aynı zamanda kitap dinlemek, kitap okuyorsunuz. Bildiğiniz yani. Bence çok güzel bir şey. En sevdiğim uygulama kitap dinleme uygulaması. Öyle söyleyeyim. Bir sürü de kitap dinledim yani. Harıl harıl kitap bitiriyorum. Çünkü normalde çalışmam gerekiyor. Bir şeyler yapıyorum, atıyorum. Ama temizlik yaparken de kitap dinleyebiliyorum. Başka bir şeyler yaparken de kitap dinleyebiliyorum. Yani hiçbir şey benim kitap dinlememe engel olamıyor. O yüzden tavsiye ederim yani kitap dinlemenizi. Tüylü bir ip olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Dikkatli bakın cilmekler görünüyor. Hiç görünmüyor değil ama yine de bir hata yaparsam düzeltmesi başka iplere göre bir tık zor. Böyle rengarenk bir hırka olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten keşke tek rengini yapsalardı. Böyle şu an şu aşamadayım. 11 dakikadır da konuşuyormuşum. Şimdi kapatayım bakalım saat kaç? Saat şu an 7.30. Akşam 7.30. 8.30, 9.30, 10. Saat 10'a kadar ne kadar öreceğim? Aralıksız burada kahvemi suyumu içerken öreceğim. Saat 10'da görüşelim. Saat şu anda tam 22.00 ve ne kadar yaptığımı göstereceğim. Hazırsanız. Ta 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 ta. Şu kadar yaptım.
Rengi bayağı güzel gidiyor. Sanki ombre gibi gidiyor. O hoşuma gitti. Bence sayılarını ayarlamışım diye düşünüyorum. Neden derseniz bakın V yakam yavaş yavaş aşağı doğru inerken bu şekilde. Şu kol hizası da burada. Lastik kısmı da burada. Bence gayet güzel duruyor. Yani bence oluyor gibi gözüküyor şu anda. Bayağı da hızlı ilerlediğimi düşünüyorum. Bu hırkayı çok oversize yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Daha böyle normal kalıp yani böyle bol bir hırka değil de normal bol bir hırka yapmayı planlıyorum açıkçası. O yüzden şu an için güzel gidiyor ve bu renk bence bana yakıştı. Ne diyorsunuz? Bir de kot pantolonlarla falan güzel olmaz mı? Bence güzel olur. Ketojenik diyet yaparken gerçekten inanılmaz susuyorum. Ve bana Instagram'dan çok güzel mesajlar atıyorsunuz. O kadar mutlu oluyorum ki. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani nasıl diyeyim? Böyle Azmine hayranım falan. İşte bacakların gerçekten çok inceldi falan. Gerçekten bacaklarım inceldi ya. Bakın. Buradan belli oluyor mu bilmiyorum ama. Bacaklarım ve belim gerçekten çok inceldi. Şu an fitness antrenmanlarıma birazcık ağırlık verdim. Çünkü aynı zamanda böyle sıkılaşayım da iyice istiyorum. Kilo verdikçe deriniz biraz boşlanıyor gibi oluyor. Ben devasa bir kilo vermedim. Şu ana kadar sadece 5 kilo verdim. Zaten çok kilolu gibi hissetmiyordum ama böyle daha fit olmak istediğim için açıkçası, daha sağlıklı olmak istediğim için yapmıştım. O yüzden öyle yani mutluyum. Ketojenik beslenme ile ilgili daha fazla video gelsin. İlerleyen zamanlarda da ara ara bizimle çek. Mesela bir gün boyunca ne yediğini falan paylaş gibi istekleriniz olursa video altına yorum olarak yazın. Yapabiliriz. Niye olmasın? Bir günde neler yedim gibisinden yapabiliriz yani. Bu ip örmesi gerçekten zevkli bu arada. Onu da söyleyeyim. 5 milimle bayağı da hızlı büyüyor. Sizce kaç günde bitiririm? Bu sefer ara vermeyi planlamıyorum. Normalde bu şekilde challenge başlattığımda hep bir şey oluyor. Hep ara veriyorum. Umarım bir şey olmaz bu sefer ve ara vermem. Böyle benim bir bazen enerji geliyor. Bazen böyle ne diyor motivasyonum mesela çok yüksek oluyor. O zamanlarda daha hızlı bitirebiliyorum yaptığım şeyleri. Ama sonuçta insanım. Bazen de motivasyonum çok mükemmel olmuyor. O zamanlarda da hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar çok şeyi sıkılmadan nasıl yapıyorsun falan diye söylüyorsunuz ya. Birincisi seviyorum. İkincisi tasarım yapmayı seviyorum. Üçüncüsü sizinle paylaşmayı ve sizin de yapıp bana fotoğraflarını atmanızı seviyorum. Dördüncüsü canım ne isterse onu yapmayı seviyorum. Yani mesela sırf video paylaşmak için saçma sapan bir şeyler yapmak istemiyorum. Mesela benden çok fazla marka challenge istiyorsunuz. Çok beğendiğim bir marka challenge olursa yaparım ama marka challenge'ı zaten şöyle söyleyeyim. Beni zaten çoğunuz marka challenge'larımla tanıdı. Çünkü Türkiye'de benim yaptığım gibi marka challenge yapan örgü konusunda yok. Var diyen yalan söyler. Yani bunu ego olarak algılamayın. Gerçekten yoktu. Ama ben marka challenge'larla ön plana çıktıktan sonra herkes marka challenge yapmaya başladı. Ve ben birazcık şey istemiyorum ya. Hep burasını ben mesela kendin yap kanalı olarak açtım. Örgü yapmayı sevdiğim için ve işte pandemi oldu, bilmem ne oldu derken burasını da örgü kanalı gibi algılamaya başlayanlar oldu. Bu da birazcık benim canımı sıkıyor. Çünkü bazen de canım hiç örgü örmek istemeyebiliyor yani. Öyle de bir şey var. Bir de marka challenge'lardan gerçekten artık midem bulandı. Neden derseniz çok fazla herkesin marka challenge, markalardan ilham alıyor. Marka challenge. Hayır yani öyle bir hale geldi ki şu an markalar örgü bir şey çıkarmasa yeni sezonda paylaşacak bir şey bulamayacaklar gibi bir şey oldu. Tabii ki yapabilirler de ben istemiyorum ya. Ben sıkıldım marka challenge'dan. Çünkü yok motifli şeyler, yok bilmem ne, aynı şeyler. Yapan yapsın. Benim için açıkçası sorun değil ama benden istemeyin diye. Hani niye marka challenge yapmıyorsun diyenler için diyorum. Hiç yapmayacak değilim. Tabii ki çok beğendiğim bir marka bir şey çıkarır. Yapabileceğim bir şey olur. İlla örgü olmasına gerek yok. Dik edebiliriz. Ne bileyim mobilya bile yapabiliriz yani. Problem değil. Marka challenge illaki yaparız ama böyle sırf markada var diye her şeyi yapmak da bana birazcık sıkıcı geliyor. O yüzden de çok istemiyorum açıkçası. Çünkü bu kanalda sizin fark etmediğiniz en büyük şey ben
kullanabileceğim, bir şekilde hayatımda işime yarayan şeyleri yapıyorum. Mesela bu hırkayı yapıyorum, bu hırkayı giyeceğim. Çünkü anlatabiliyor muyum? Ama mesela benden bebek hırkası istiyorsunuz, yapmıyorum. Çünkü onu verebileceğim bir bebek yok etrafımda, anlatabiliyor muyum? O yüzden şu an bebek hırkası yapmaya ihtiyacım yok. Bu kadar basit aslında. Yok, çocuk hırkası yapalım. Şimdi ben Bergü ile Emir'e bir şey öreyim desem giymiyorlar. Ben neden şimdi bir şey öreyim? Bergü ve Emir örgü şeyleri çok sevmiyor artık. Küçükken seviyorlardı. Şu an sevmiyorlar. O yüzden çocuk şeyleri de yapamam. Çünkü onu verecek kimse de yok. Yani o yüzden kendime, işte ne bileyim Arda'ya, anneme. Yani genel olarak hayatımda kullanabileceğim şeyler yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Umarım açıklayabilmişimdir. Şu bir de ketojenikte çok susadığımı söylemiştim değil mi videomda? Bu kadar. Şimdi bu gecelik bu kadar yetsin. Ben örmeye devam edeceğim. Ne kadar daha örerim bilmiyorum. Ama biraz daha devam etmeyi planlıyorum açıkçası. Mümkün olduğu kadar hızlı bitirmek istiyorum ki önümüzdeki pazara bir adet daha yapayım detaylı video anlatarak. Çünkü bunu tarif çıkarırken yap. Tarif çıkarırken bir tane yapıyorum. Bir tane de detaylı anlatım yaparken yapıyorum. Size anlatırken tüysüz normal bir kazak ya da hırka ipi kullanmayı planlıyorum ki ilmeklerini falan daha rahat görün diye. Yarın bir iplerimi karıştırıp öyle bir ip bulurum umarım. Aklımda bir tane ip var ama onu dolabın derinliklerinden bulup bulamayacağım konusunda şüphelerim var. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Selam. Ertesi günden merhaba. Şimdi akşam üzeri oldu. Ben genelde akşamları çalışmaya fırsat buluyorum ya da sabah erken saatlerde. Çünkü gün içerisinde bir sürü yapmam gereken iş oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Oo, çok güzel görünmüyor mu? V yaka biraz derin olsun diye bir sırada yakayı artırıyorum, bir sırada artırmıyorum. O şekilde ilerliyorum. Sanırım 2 yumak yetecek ya. Bayağı güzel ilerliyor. Düşündüğümden daha tatlı bir renk geçişi var açıkçası. Şu ana kadar böyle. Dün gece çok fazla örmedim. Bugün de 1-2 sıra ördüm sabah. Akşam devam edeceğim ama yarın sabah göstereceğim. Çekimleri dedim ki sabahtan sabaha yapayım. Böylece daha güzel bir görüntü izlemiş olursunuz. Belli de olmaz. Belki akşamda bir selam verebilirim. Bilmiyorum. Şimdi birazcık balkonu falan yıkayacağım. Balkonu temizleyeceğim. Diyeceğim, atmam gereken çöpler var. Gerçekten evde o kadar çok eşya var ki hani yani her şeye atasım geliyor. İnanılmaz bir psikolojik olarak bunaltıyor beni ya. Nasıl anlatayım size? Her şey böyle üstü üstüne geliyor eşyalar. O yüzden balkonu birazcık temizlemek istiyorum. Balkonda atmam gereken şeyleri atacağım böyle dev siyah poşetlerle. Götürüp onları atacağım. Artık şey yapmıyorum. Eskiden çok fazla ay bundan bir şey yaparım. Bu mutlaka bir işe yarar falan. Yok öyle bir dünya. Ya yararsa ya da bir şeye ihtiyacın olursa bir şekilde bulursun, alırsın. Yani bunun evinde kalabalık yapıp tozlanıp evin enerjisini çekmesine artık izin vermiyorum. Çok uzun zamandır böyle. Hani mümkün olduğunca kutuları biriktirmiyorum ya da ne bileyim hani bu bir işe yarar mı acaba falan diye düşünmüyorum. Direkt atıyorum. Şimdi balkonda da uzun zamandır orasını bir depo gibi balkonun bir kısmını öyle kullanmıştım. Orada atmam gereken her şeyi atacağım. Çünkü o kadar vaktim yok. Bir şey yaparım diyorum. Yapmıyorum. Yapmıyorsun. Bir senedir yapmamışsın. At o zaman değil mi? Size de aynısını tavsiye ederim. Şimdi onu yapacağım. Bunu akşam örmeye devam edeceğim ama gündüz gözüyle renginin ne kadar tatlı olduğunu görebiliyor musunuz ya? Gerçekten sanırım güzel olacak ve tam istediğim gibi bir hırka olacak. Umarım beklediğinize değer. Detaylı tarif de pazar günü gelecek. Onda buradan bilgisini vermiş olayım size. Şöyle arkadan da göstereyim bakın. Şöyle. Bunun çok güzel renkleri var. Bir sürü rengi var bu ipin. Ben bunu seçmişim neyse. Pembelisinde de bir gözüm kalmıştı. Pembeli mavili bir rengi vardı. Bu istediğim gibi olursa belki bir tane de ondan alıp örerim bilmiyorum. Bu arada illa bu ipi kullanmak zorunda değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Zaten ikinci hırkayı normal bir iplikle öreceğim. Ben sadece ipin etiketine bakın. 5 milim tavsiye edilen her ipi bu tarifte kullanabilirsiniz. İlla aynı ipi aramak zorunda değilsiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Biraz balkonu falan temizleyeyim. Temizlik yapmak bana çok iyi hissettiriyor. Bugün yürüyüş yapmayacağım. Onun yerine enerjimi temizliğe harcayacağım. Yarın yürüyüş yapacağım.
Öyle karar verdim. Çünkü temizlik yapmak istiyorum. Kıyafet falan yıkıyorum. Kışlıklar, yazlıklar, böyle ayırmalar bir şeyler. Öyle yani. Selam, ben geldim. Bugün günlerden pazartesi akşam. Bugün sabah çekmedim. Dün çektim, onu da hatırlamıyorum. Bu tarz vloglarda ben zaman kavramımı bir tık kaybediyorum ama bugün pazartesi ve az önce kolları ayırdım. Çok bol bir hırka yapmak istemediğimi söylemiştim. Bayağı ipim hala o kadar bereketli ve kocamanmış ki, bakın bir yumak hala bitmedi ve hırkanın yarısı bitti gibi, yani öyle söyleyeyim. Ön kısmını da şöyle, bakın şöyle lastik kısmı üst üste gelecek şekilde şöyle bir V yaka oldu. Buna şey düşünüyorum, acaba çıt çıt mı diksem? Hani düğme yerine çıt çıt mı yapsak diye düşünüyorum. Ya da düğme yapacaksam artık şu an sol tarafa düğme dikeceğim. Sağ taraf artık düğme deliği açmaya başlamam gerekiyor. Ama sanırım hırkanın sayılarını oturttuk. Defterime de not aldım. Katıl videosunda beraber bundan bir tane daha öreceğiz. O yüzden benim bunu hızlı bir şekilde tamamlayıp bu vlogu paylaşıp daha sonra pazar gününe kadar bir hırka daha yetiştirmem gerekiyor. Videoyu beğenerek bana enerji verin ki bunu yapayım. Eğer ki pazar gününe kadar yetiştiremezsem şey düşünüyorum. Hadi belli bir kısmına kadar yapalım. Birinci bölüm olarak paylaşayım. Katıl üyelerine özel. Kalan kısmı siz bir hafta boyunca o kısma kadar örerken ben de diğer kısmını bitirip onu paylaşırım. Olmadı. Tek video değil de iki bölümden oluşan hırka videosu yapabiliriz. Öyle de olabilir ama rengi falan dokusu bence güzel oldu. Bakın şöyle. Kolları ayırdım. Şimdi aşağı doğru hırkanın boyunu bitireceğim. Daha sonra kollarını bitireceğim ve hırka tamamen bitmiş olacak. Sadece düğme konusuna kararsızım. Düğme mi çıt çıt mı, düğme mi çıt çıt mı, buna karar vermem gerekiyor ama sanırım düğme yapacağım. Çünkü Ali Özkan'da çok tatlı taşlı düğmeler görmüştüm. O taşlı düğmeler buna çok güzel olmaz mı? Şöyle parıl parıl parlayan taşlı düğmeler eğer kaldıysa, hırkaya uygun büyük biraz boy varsa taşlı düğme, şöyle 3 tane taşlı düğme bence çok güzel olur. O yüzden ben bunu bir düğme deliği açayım diyorum. Şu an hava çok sıcak ve bu sıcak havada ben hırka yapıyorum. Gerçekten inanılmaz. Soğuk bir şeyler içmeye ihtiyacım var. Ketojenik beslenmeye devam ediyorum. Ketojenik beslenmemi çok nadir, ara ara işte birayla, şarapla bu hafta bir tık bozdum. Ama çok değil. Çünkü bir öğün beslenmeye devam ettiğim ve spor yaptığım için onu oradan tölere ederim diye düşünüyorum. Yarın sabah erken kalkıp yürüyüşe gideceğim. O yüzden şimdi bunu böyle bir saat kadar daha birazcık aşağı doğru büyütüp daha sonra ne kadar yaparsam artık büyüteceğim ve şey yapacağım. Ay çok tatlı oldu ya. Crop yapalım değil mi? Böyle yüksek belle falan güzel olsun. Giymelik. Ay hep 5 milimle hırka diyordunuz. Alın size yaptım işte. Sonunda 5 milimli hırka yaptık. Kaç beden olursanız olun aynı sayılarla başlıyorsunuz ve şurada lastiğini beraberinde örmek bence çok zevkli. Başlarken bir tık daha incelikli bir detaylar gerekiyor ama bir başladınız mı tamam, böyle örmeye devam ediyorsunuz. Gerçekten böyle kendi kıyafetlerimi yapmayı çok seviyorum. Ara ara yaptığım kıyafetlerin hepsini giyemediğim için, doğal olarak yapmaya devam ettiğim için, bu benim bir hobim olduğundan dolayı dolap hesabıma koyuyorum. Siz de benim yaptığım ürünleri satın almak, senden bir hatıra olsun ben de giyerim falan diyorsanız, dolap hesabımı da meylesiyormak. Aşağı video açıklamasına dolap hesabımın linkini bırakacağım. Oradan dolap hesabıma kontrol edin. Hem böyle kullanmadığım veya kullanmayı düşünmediğim ya da elimde fazla olan şişleri, tığları, ne bileyim örgü malzemeleri, böyle kazaklar, hırkalar, bu tarz şeyleri koyuyorum. Çantalar falan da var mesela. Kullanmadım. Aldım mesela gaza gelip ama hiç kullanmadım. Ya da kullandım, hevesimi aldım ama çanta sapasağlam mesela. O tarz şeyleri falan hep dolap hesabıma mümkün olduğunca uygun fiyatlı bir şekilde koyuyorum. Güzel bir şekilde de kargoluyorum. O yüzden dolap hesabıma da mutlaka göz atın derim ben. Böyle şeyleri seviyorsanız. Ben bunun bir de pembe lacivertli bir rengi vardı. O da çok gözüm kalmıştı. Bir de o renk yaparım yani. Onu da söyleyeyim. Çok hoşuma gitti. Siz de yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Yine katıl üyesi olmak için aşağı video açıklamasına link bırakıyorum. 15 TL'ye kimse size şunu anlatmaz. Onu da söyleyeyim. Aa, üzerimdekiyle uyumu şakam. Şu an fark ettim. Bir de misinal şişle örüyorsanız eğer, mutlaka 150 santim bir misinal alın. Böyle rahat rahat giyip deneyebilmeniz için bu şart. 100 santimle falan denenmiyor. Ekleme yapmanız gerekiyor. Ekleme de tabii ki yapabilirsiniz ama ben ekleme yapıp uğraşmayı çok sevmiyorum. 150 santim varken, deneyebilecekken neden ekleme yapmayla uğraşayım ki? Şimdi kendime kocaman bardak bir su alacağım ve birazcık daha öreceğim. Daha sonra yarın için yemek yapacağım. Cilt bakımımı yapacağım ve uyku.
gece burada benim için biter. Yarın görüşürüz. Yarın kollarını da gövdesinde bitirmem gerekiyor ki çarşamba sizinle bu videoyu paylaşayım. O yüzden yarın görüşürüz. Hadi bye. Hello, ben geldim. Videonun sonuna geldik. Sonunda gördüğünüz gibi hırkam bitti. Size nasıl göstereceğim bunu şu an hiç bilmiyorum. Şöyle koysam acaba, yok çok karanlık oluyor. Tripodu da takmaya üşendim. Ama bir takayım. Şöyle yapacağım. Evet. Hazırım. Şu an beni görüyorsunuz. Hırka bence mükemmel oldu. Hırkanın bütün detaylı tarifi katıl üyelerime özel bir şekilde paylaştım. Bunu biraz daha vlog gibi, hırka tarifini çıkarma aşamalarımı anlattım. Tatlı sohbet ettiğimiz video gibi düşünebilirsiniz. Birinci bölümünü zaten paylaşmıştım. İkinci bölümünü de bu hafta paylaşacağım. Çünkü ikinci bölümde muhtemelen hırkayı bitireceğiz. Ama şunun tatlılığına, bir güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bir de şöyle taşlı düğmeler diktim. Şöyle. Taşlı düğmeleri çok seviyorum. Bu şekilde oldu. Ve sadece bu iki yumaktan çıktı. Bu ipin linkini de aşağı video açıklamasına koyacağım. İsteyen oradan bakabilir. İki yumaktan şu çıktı ve arttı. Çünkü büyük yumaklar ve ben kısa yaptım. Hani şundan daha uzun hırkayı ben çok sevmiyorum açıkçası. Bu bence yeterli bir boyut oldu. Ebru lip olduğu için denk getireyim çizgilerini diye uğraşmadım. Çünkü annem zaten Ebru lipin özelliği o değil mi falan dedi. Ben de ona hak verdim. O yüzden bir koluma sarı denk geldi. Bir koluma yeşil denk geldi ama gerçekten şunun tatlılığına bakar mısınız? Ben çok sevdim. Umarım siz de yaparsınız. Katıl üye olmak için video açıklamasına link bırakacağım. Aylık 15 TL'ye katıl üyesi olabilirsiniz. Bence şimdiden olun çünkü katıl üyeliklerinin fiyatını yükseltmeyi planlıyorum. 15 TL şu an için kurtarmıyor açıkçası. Öyle bir planım var ama yükseltmememi istiyorsanız, daha fazla kişi katıl üyesi olursa, mesela katıl üyelerin bir 1000 kişiye ulaşabilirse en azından katıl üyeliğini yükseltmeyebilirim. Ama katıl üyeliğim 1000 kişinin altında kalırsa muhtemelen yükseltmek zorunda kalacağım. Teknik ve işsel sebeplerden dolayı bunu başka bir videoda detaylı bir şekilde konuşuruz. Şu an konumuz hırka. Hırka bitti. Benim çok hoşuma gitti. Siz de beğendiyseniz ve daha fazla bu tarz video gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer sadece katıl üyelerine değil, ücretsiz de tarif paylaş diyorsanız videoya like atıp, beğeni atıp, yorum yapıp arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Unutmayın ki bu şekilde ücretsiz paylaştığım videolar ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok beğeni alırsa ücretsiz tarif paylaşma olasılığım da o kadar yükselecektir. Çünkü bir YouTuber için önemli olan oradaki like sayısı ve izlenme sayısıdır. Siz ne kadar çok ilgi gösterirseniz ben de o kadar çok video çekerim. Tamamen size bağlı aslında, benden ziyade. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Işık da şu an çok güzelken ben bu videoyu bitiriyorum. Zaten geç kalmış bir videoydu. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz YouTube'da. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Ben kaçtım. Bye!